Sevgili dinleyiciler, programımızın bu bölümünde özel bir röportajımızı sizinle paylaşacağız. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Sayın Serhan Sakarya konuğumuz olacak ve Sayın Sakarya koronavirüs salgınındaki son durumla Türkiye'deki aşı uygulamalarını değerlendirecek. Sayın Sakarya, öncelikle salgın kapsamında alınan son tedbirlere değinmek isteriz. Tedbirler yeterli olacak mı? Malumunuz yılbaşı dönemi için alınan bir karar var. Bunun akabinde örneğin bir tam kapanma olabilir mi? Öngörünüz nedir? Şimdi bu konuyla ilgili olarak öncelikle pandeminin anatomisini iyi bilmek lazım. Pandeminin ne olduğunu iyi bilmek lazım. Buradaki bizim en önemli sıkıntılarımızdan birisi ilk defa karşılaştığımız ve de toplumsal immünitenin olmadığı bir hastalıkla karşı karşıyayız ve de daha da önemlisi solunum dediğimiz bir sistemle geçiyor ve bu çok sık insanların ikili ilişkileri içinde çok sık bulaştırma nedeni olabiliyor. Şimdi böyle bir hastalıkla karşı karşıyaysanız alınması gereken önlemlerden en önemlilerinden bir tanesi İnsanların birbirleriyle temasını kesmek, solunumsal temasını kesmek ve bunun için bir takım önlemler ta başından beri söyleniyor. Fakat yerine getirilemeyen asıl önlemler var. Yani bunlar da nedir? Kişilerin bu izolasyonu tamamen yapabilmesi için ortamdan çekilmesi. Biz buna kapatma diyoruz. Şimdi buna çok ufak bir örnek vermek istiyorum. Bu şeyin ilk başlangıcında yani Mart döneminde yani Avrupa'ya geçiş yaptığı dönemde İngiltere sürü bağışıklığı yapmaya çalıştı ve herkese her şey serbest, normal hayatlarına devam ettiler. Fakat gördüler ki R indeksleri dünyanın en yüksek, yani R indeks demek bulaştırıcılık indeks, 1.8'lerden 2.4'lere falan çıkmaya başladı. Ve bu da şu demek oldu, 1000 kişi 25 bin kişiyi hasta ediyor anlamına geldi. Bu da tabii büyük bir hasta popülasyonu oluşturuyor. Ve İngiltere hemen kararını alaraktan çok daha sert bir kararla tamamen kapattı ülkeyi. Ve bir haftadan daha kısa bir süre içinde R indeksi 0.5'e düştü. Yani 1000 kişi 2500 kişiyi hasta etmeye başladı. Yani onun için bu artık bilinen bir gerçek olması nedeniyle kapatma mutlaka gerekli. Biz ülke olarak bunu ilk başlardaki şeyde bir kısmi olarak uygulamaya çalıştık. Bu 50'den sonraki dönemde bu uygulama birazcık daha zayıftı. Ama sadece şu birkaç haftadır hafta sonu uygulamaları bile biz hastanedeki pratiğimiz açısından görüyoruz ki hasta sayımızı azaltıyor İzmir bölgesinde bile. Türkiye genelinde de böyle bir şey var. Yani etkiler hemen görülmüyor. Bir hafta bir süreç gerektiriyor. Ve hatta laboratuvarlarımızda pozitif bulgu olgu sayımız da azalmaya başlıyor. Yani bu kapatma çok önemli bir konu. Ama kısmi kapatma ancak kısmi sonuçlar oluşturuyor. Bu hastalıktan kurtulmanın iki yolu var. Ya toplumun %60-70'i bu virüsle karşılaşacak ve buna karşı bir bağışıklık geliştirecek. Ki korunsun, aşının felsefesi budur zaten. Ya da virüs bakteriler gibi değil. Yani siz herhangi bir inert bir yere koyduğunuz zaman virüs orada çoğalabilme özelliğine sahip değil. Virüs ancak hücrenin içine girdiği zaman çoğalabilme özelliğine sahip. O nedenle ortamdan çekilirse esas taşıyacaklar veya virüsün yaşayabileceği vektörler, virüs kendi kendine ortamdan inaktif hale geçecektir. Bunların ikisi de ortak götürüldüğü zaman bu pandemiyle biz kısa bir süre içinde baş edebilme şansına sahip olacağız. Ve bununla beraber de virüsler, özellikle RNA virüsleri ki koronavirüsler bir RNA virüsü, mutasyonları çok sık geçirebilen, çok hızlı mutasyon geçirebilme özelliğine sahip olan virüsler. Şanslı olduğumuz bir konu. Yaklaşık 40'a yakın mutasyon geçirmesine rağmen şimdiye kadar bu virüsün bulaşıcılık veya hastalık yapıcı özelliğinde ciddi bir değişiklik olmamasına rağmen son birkaç haftadır yayınlanan bir şeyle
B117 mutasyonu, yani bu S proteini dediğimiz spike proteinindeki bir mutasyon sonucunda daha kolay bulaşabilme özelliğine sahip oldu. Bu da bir takım önlemlerin ve uygulamaların çok hızlı bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyor. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi şimdilik aşı yapı oluşabilene kadar kapatmadır ki ülkeler gördüğünüz gibi İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Avustralya herhalde diğer ülkelere giriş çıkışları kapandı. O ülkelerden gelişler de kapandı alınan bir kararla. Çünkü bu mutasyonun gördüğü yerlerden bir tanesi bu. Eğer bu salgını kaçırırsak elden, ondan sonraki durum çok daha korkunç olabilir. Bu nedenle bu tür önlemler mutlaka alınmalı ve kesinlikle ve kesinlikle hastalığın ilerleyişini durdurmak açısından bizim için çok önemli. Bazıları şey de diyor biliyorlar, yani ne olacak, herkes hasta olsun, bu iş bir an önce bitsin. Haklısınız ama buna karşılık sağlık sisteminiz bu herkesin hasta olmasını karşılayabilecek güçte mi? Bunu da şey etmek lazım. Yani hastane yataklarının, yoğun bakımların %100 dolulukla çalıştığı bir dönemini geçirdik. Bu mümkün olmadığı için mecburuz biz. Herkes %60-70 immünize olana kadar, bu virüse tanışana kadar, ki bunu aşıyla yapacağız, kapanmalıyız ve de uzak durmalıyız. Bu kapatma bence daha sert kapanmalar şeklinde olmalı. İtalya'da, Almanya'da uygulandığı gibi. Bakın Almanya bu şeylerin çok ortasında olmasına rağmen bu sorunların çoğunu yaşamıyor. Çünkü sert önlemlerden bir tanesini bundan yaklaşık olarak 20 gün önce aldı ve tamamen kapattı şeyi. Ve böylelikle çok ciddi sorunlar yaşamıyor. Onun için kapanma şart. Bizim şu an almış olduğumuz kısıtlı kapanmalar bile, yani biz sağlık camiası olarak biraz nefes almamıza neden oldu. Çünkü hakikaten bundan 3 hafta öncesi, Kasım'ın son hafta şeyleri falan kabus denecek kadar kötüydü. Peki hocam, şunu sormak isterim. Basına yansıyan kimi haberlerde görüyoruz ki üst üste koronavirüs geçirilebiliyor. Bu gerçekten mümkün mü? Hem bunu sormak isterim. Bununla birlikte de tekrar geçiriyorsak aradan belli bir süre mi geçmesi şart? Şimdi virüsün doğal bir seyri var. Bakın enfeksiyon hastalıklarında şöyle bir şey vardır. Enfeksiyon demek bir mikrobu kendi içinizde bulundurup yanıt vermek, ama bu yanıtın hiçbir sizde bulgu oluşturmaması demektir. Enfeksiyon hastalığı demek de bulgularla seyretmesi demektir. Yani mesela korona virüsünüz, PCR'ınız pozitif olabilir ama sizin sadece bir burun akıntısı veya boğaz ağrısında hiçbir semptomunuz olmamıştır. Ya da yine korona pozitif olabilir, yoğun bakıma gidebilecek kadar ağır akciğer lezyonları olmuştur. Şimdi bu iki hasta içinde oluşan konak yanıtı veya alınan virüs miktarı ile ilişkili olarak ciddi bir fark var. Ve bu farktan kaynaklanan da tabii sizin gelişen immün yanıtınızın ne kadar olduğuyla ilişkili bir korelasyon var. Şimdi hastalığı geçirdikten sonra, her enfeksiyon hastalığından sonra bir hafıza hücreleri dediğimiz hücreler ve de bir de sizi koruyan immünoglobulinler insanlar tarafından sentezlenir. Yoksa başka türlü hastalığı bitiremezsiniz. Bunlar sentezlendikten sonra bir kısım hastalıklarda bunlar ömür boyu koruyucu kalırlar. Bir kısmında da kısa süreli koruyucu kalırlar. Covid bizim için 12 aylık bir süreç. Yani 12 ay önce ne olduğunu şey ettiğimiz, farkına vardığımız bir hastalık. Ve dolayısıyla bununla ilgili veriler de 12 aylık veriler. Daha önce 6 ile 7 ay koruyucu kalındığına dair söylemler vardı ve bulgular öyleydi. Şimdi artık 30 bin, 50 bin kişilik gruplarda yapılan çalışmalar şunu gösteriyor ki Amerika'daki bir çalışma 4 aya kadar, İngiltere'deki bir çalışmada da 3 aya kadar koruyucu kalınabildiği ile ilgili veriler var. Yani kısacası COVID bizi geçirdiğimiz zaman artık bu iş bitti, ömür boyu ben buna bağışıyım gibi bir şey yok. Tabii kişiden kişiye değişen özellikler de var. Kimisi ortalama 4 aydan başlıyor, kimisi belki 2 ay, kimisi 7 ay olabilir şeyde.
Şimdi bu özelliğinden dolayı, immünyanıtın bu özelliğinden dolayı da biz COVID'i 1, 2 veya 3 defa geçirenler olduğunu biliyoruz. Ve de olasılığı da var. Ve bu süreçler de çok kısa sürelerde değil. Yani bir ay içinde 2 defa geçirdim şeklinde değil. COVID'in şöyle bir özelliği var. Artık 30 güne kadar, hatta 45 güne kadar pozitif kalabilen vakalar var. Onu da bırakın. Virüs ilk enfeksiyon pikini yaptıktan sonra daha büyük bir pikle karşımıza geliyor. Bunu 2 defa geçirmiş değil de hastalığın devamı olarak kabul ediyoruz. Ama mesela her şey bitip birkaç ay sonra oluşan enfeksiyonlar için ikincil geçirme olarak tanımladığımız vakalar var. Bu vakalar evet var ama bunlar %1'in altındaki miktarlar, yani böyle herkes için geçerli olan çok görülen şeyler değil. Sadece yani bunlar medyada materyal olarak kullanıldığı için sanki çokmuş gibi karşımıza geliyor. Bu kaçış, immün sistemden kaçan virüsün tekrar hastalık yapması. Bu şansımız var ama öyle bütün herkes için geçerli değil. Ayrıca konak yanıtı birinci aydan sonra kalıcı konak yanıtı gelişiyor ve bu gördüğümüz kadarıyla 4-5 ay süreyle devamlı yüksek kalıyor. Bu bizim için özellikle alacağımız mikroorganizmaların miktarına bağlı olaraktan belli oranlarda koruyucu olarak şey oluyor. Ama durum şunu gösteriyor ki biz grip gibi COVID için herhalde her sene aşı olmak zorunda kalacağımız bir hastalık olarak karşımıza gelecek. Peki hocam, bununla bağlantılı olarak şunu da sormak isterim izninizle. Bulaş riski süresine de çok fazla vurgu yapılıyor. Örneğin 10. gün bir belirti yoksa iyileşmiş mi olunuyor? Bulaştırma riski oluyor mu? Bu sürede kişiden kişiye göre değişebiliyor mu? Şimdi şöyle anlatayım size. Buyurun. Biz virüsün varlık olmadığının kesin tanısını PCR dediğimiz bir teste koyuyoruz. PCR virüsün RNA'sına bakan bir testtir. Bu teste baktığımız için, PCR'la baktığımız için o bizde şöyle bir yanılgı neden oluyor. Virüsün canlı olup olmadığını tespit edemiyoruz biz burada. Evet. Yani sitostatik, yani sizde sitopatik etkisinin olup olmadığını tespit edemiyoruz. Sadece virüsün genetik materyalinin var olduğunu tespit ediyoruz. Ama virüsün hastalık yapabilmesi için canlı ve de sitopatik etkinliğinin, aktivitesinin olması önemli. Şimdi yapılan çalışmalar yine şunu gösterdi. 10. günden sonra virüsün sitopatik etkisinin %1'in altına düştüğünü gösterilen çalışmalar var. Ve bu nedenle de virüsün 10. günden sonra bulaştırıcılığının çok çok az, %1 veya daha aşağı olduğu konusu artık konuşuluyor ve Sağlık Bakanlığı'nın da ve dünyadaki diğer otoritelerin de uygulamaları 10. günden sonra pozitif olsa bile bulaştırıcılığın çok az veya hiç olarak kabul edilmesi yönünde gidiyor. Ve bu da doğru. İlk başladığında biz 20 güne, 30 güne kadar pozitif olanları hiç çalıştırmıyorduk, şey olmadı ama artık şimdi çalışabiliyorlar, edebiliyorlar. Çünkü 10. günden sonra bulaştırıcılık çok azalıyor. Hatta evdeki izolasyonlarını da gevşetmek yönünde kendi hastalara söylüyoruz. Evet, artık beraber oturabilirsiniz. Yine tuvaletinizi ve şeyinizi ayrı kılın ama hafif sosyalleşme, biraz sosyalleşme de sorun yok şeklinde dönüşler yapıyoruz ve de bunların sonucunda da böyle oldu da evdekiler tekrar hasta oldular gibi bir geri dönüşte şimdiye kadar ben almadım açıkçası. Bu onun için 10. gün kavramı artık COVID için yerleşir bir kavram haline geldi. Peki hocam, biraz da izninizle aşı konusuna değinmek isteriz. Zira en büyük umudumuz aşı ve Türkiye Çin Merkezli Sinovac firmasıyla bir anlaşma yaptı. Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca, Çin'den gelecek aşının inaktif olduğunu ve eski bir yöntem olduğundan daha güvenilir bulunduğunu söyledi. CoronaVac aşısı özelinde inaktif aşısının farkı nedir? Biz de bunu sormak isteriz size. Şimdi bakın şey söyleyeceğim.
Aşılamadaki ana prensip virüsün hastalık yapan bazı bölümlerine karşı vücuttaki konak yanıtını geliştirmektir. Onun için biz aşıyı oluştururken değişik yöntemler kullanıyoruz. Bir tanesinde virüsü inaktif hale geçiriyoruz. Bütün hastalandırıcı faktörler üstünde ama virüs sizin hücrenize girip orada RNA'sından DNA'ya dönüşüp sizin hücrenizin belleğine giremiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir RNA'sı hücreyi enfekte edebilecek özelliğini kaybetmiş olan ama vücuda girdiğinde, canlı virüs olarak girdiğinde yüzeyindeki, ya yani bunu bir şey topu gibi düşünün, beyzbol topu gibi düşünün veya tenis topu gibi düşünün. Üzerine bir takım iğneler batırmışsınız. Kırmızı topuzlu, mavi topuzlu, yeşil topuzlu. Virüs böyle bir görünümde. O görmüş olduğunuz iğneler ve topuzlar işte esas benim immün sistemimi azdıran, görmemi sağlayan yerler. Biz içindeki RNA'sını ettikten sonra, inaktif hale getirdikten sonra o virüsü atıyoruz ortama ve dolayısıyla yukarıdaki toplar olduğu için benim immün sistemim onlara karşı bir yanıt geliştiriyor. İşte biz buna inaktif aşı diyoruz. Yani sizi hasta etmiyor ama hastalık sırası, yani kompakt bir virüs olarak vücuda girdiğinde olması gereken yüzeydeki tüm maddelerinin var olduğu şeyler var. Bir tane daha, bazıları da var. Mesela bazı aşılarda da biz bu virüsün hastalandırıcı faktörlerini rekombinant tekniklerle sentezletiyoruz. Onu veriyoruz. O da bir yeni kullanılan metot. Veya işte bazı bölümlerini kopartıyoruz. Bakterinin veya virüsün. Onlarla aşı hazırlıyoruz. Bunlar uzun yıllardır dünyada aşının var olduğundan beri kullanılabilen bazı aşı teknikleri. Onun için ben bu bağlamda bakanıma katılıyorum. Sinovac aşısı inaktif bir aşıdır ve de bizim onlarca yıldır kullandığımız bir aşı tekniğidir. Böyle bir aşı sonucunda insan vücudunda oluşabilecek komplikasyonlar veya problemler konusunda yeteri kadar deneyimimiz vardır. Bu nedenle güvenilirliği uzun yıllardan beri bilinen bir aşı grubudur. Sadece bu inaktif aşılar canlı aşılardan birazcık daha farklı olarak oluşturduğu konak yanıtı birazcık daha zayıftır. Bu zayıf olmasına karşın %92 civarında Sinovac aşısının antikor geliştirebildiği konusunda son çalışmalar bunu gösteriyor. Bunun dışında işte RNA aşıları var, gen aşıları dediğimiz aşılar veya viral vektörün içine nakledilen genler aracılığıyla o viral vektörlerin bu yapıları sentez ettikleri aşılar var. Bunların hepsi dünyada ilk defa uygulanan teknolojidir. Yani Pfizer'in aşıları veya Moderna aşıları, bunlar RNA aşılarıdır. Messenger RNA olarak dediğimiz bir bölüm gittiği için hücrenin genomuna girmezler. Hücrenin dışında kalırlar ve orada protein sentezletirler. Yani bu hastalığı tanımlayıcı proteinleri sentezletirler. Ama yine de dünyada ilk defa kullanılacak olan bir yöntemdir. Aynı şekilde AstraZeneca'nın viral vektör aşısı da bunun bir benzeri aşıdır ve dünyada ilk defa kullanılacak teknolojilerdir. Bu bağlamda biz Türkiye olarak aşılar içinde güvenilirliği kanıtlanmış bir aşıyı kullanıyoruz. Bir defa bu konuda ben çok müşteriyim. Ama şu ana kadar hiçbir tanesinin faz 3 çalışmalarının yayınlandığı bir aşı yok. Ama dünya mevcut olan bu artık hastalık her gün o kadar hızlı artıyor ki geçen aylarda 3 aydaki artışları bir günde artış haline geldi artık. Bir günlük artışlar haline geldi. Onun için hızlı bir önlem alınması gerekiyor. Hızlı önlem aşıların da kullanılabilmesi için geçmesi gereken bir takım
etkinlik, yan etki vesaire gibi çalışmalar lazım ve bu çalışmalarda da kullanacak hasta sayıları olması lazım. Burada bunlara ulaşılamadığı için dünyadaki bazı aşılar kısmen onaylandı. Onaylı aşı şu anda yok. Yani tamam, bu kesinlikle her şey normaldir, kullanalım denilen onaylı aşı bugün itibarıyla daha henüz yok dünyada. Ama kısmen onaylanmış aşılar var. Bunlardan bir tanesini İngiltere falan onayladı, basından duyduğunuz gibi. Bunlardan işte Avrupa ve Amerika RNA aşılarını daha çok onaylıyorlar veya AstraZeneca'nın vektör aşılarını. Çin, Rusya'nın kendi üretmiş olduğu aşı, Çin'deki 3 tane aşı da şey olarak onaylanmış aşı. Oradaki otoriteler tarafından kısmi onaylanmış aşı olarak şu anda dünyada var. Bunun dışında faz çalışmaları bitmek üzere olan 11 tane aşı var ve dünyada şu anda yaklaşık 119 tane aşı çalışması var. Türkiye'de 4 tanesi Türkiye'de yapılmak üzere. 119 aşı çalışması var ama şu anda kısmi onaylanmış 6 tanesi var ve biliyorum ki bunu önümüzdeki bir aylık dönem içinde artık uygulamalar başlayacak. Çünkü bu patlar tarzdaki yükselişi engellemenin en uygun yolu aşılayaraktan insanların bağışıklığını şey etmek ve virüsün konaktaki yaşam döngüsünü yok etmek. Onun için kısmi de olsa onaylayarak Avrupa İlaç Birliği, Amerika'daki FDA yani Food, Gıda ve İlaç birimi bunları onaylayarak aşılamaya başlayacaklar. Sayın Sakarya, tamamlamadan çok kısa bir soru daha yönelteceğim izninizle. Aşı demişken örneğin diyelim ki CoronaVac aşısını tercih ettik, aşılandık. Evet. Belli bir süre sonra diğer bir aşıyı da deneyebiliyor muyuz? Böyle bir kıstas var mı? Bakın böyle bir fırsat var tabii. Yani şöyle söyleyeceğim. Denenmesi de gerekiyor. Çünkü şey var. İnaktif aşılarda mesela Rusya'nın inaktif aşısıyla Çin'in inaktif aşısında antijenik yapı olarak farklılıkların olabileceği aşının hazırlanış şekline bağlı olaraktan olabileceğini biliyoruz. Yani adjuvan dediğimiz bazı maddeler kullanıyorlar. Yani gücü arttırıcı maddeler. Adjuvanlar olsun, üretim tekniklerine bağlı olsun. Bu tür farklılıklar olacaktır. Nasıl ki biz mesela her sene aynı grip aşısı olmuyoruz. Her sene farklı grip aşısı oluyoruz ama farklı farklı tiplerin aşılarını oluyoruz. Aşıları da yani eğer biz şey aşısını olacaksak da Covid aşılarını oluşacaksak da farklı aşıları olmak daha etkin sonuçlar almak açısından iyi olacaktır. Bununla ilgili zaten son günlerde yapılan bir takım otörlerin bildirileri ve de şeyleri de var. Ama bana sorarsanız mesela ben hangi aşıları daha çok tercih ederim dersem daha çok protein subunit aşılarını, inaktif aşıları şeyde gibi aşıları seçmek isterim. Çünkü bu tür aşılar teknolojisini uzun zamandır bildiğimiz aşılar. Rekombinant aşılar daha üretilmek üzere şu anda şey ediliyor. Rekombinant protein sükünitleri. Onun için bu tür aşıları tercih ederim ben olsam. Diğer aşılar halen insanlardaki etkinliklerinin ne olacağını bilemediğimiz ve de kesin onay almadı. Hepsi de kesin onay almadı ama en azından teknolojisini bildiğim aşıları birkaç defa farklı dönemlerde yapacaksam farklı farklı aşıları kullanmayı tercih ederim. İmmün sistemime verilecek antrenman açısından. Peki Sayın Sakarya, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Detaylı olarak anlattınız, bilgilendik. Sağ olun. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler.